çok tabii bakıyorum sosyal medyada da bize gelen mesajlarda da hakem kararlarına ilişkin çok şey söyleniyor. Bakacağız. Birazdan burada pozisyonları değerlendireceğiz. Ama tabii Kopenhag maçı öncesi moral bulduğu çok önemli bir 3 puan kazanmış oldu Galatasaray ve e, yeniden liderlik koltuğuna oturdu. Artıları şunlar olumlu gözüktü ama şunlarda da bak sıkıntı var. Bardağın bir dolu tarafını bir de boş tarafını konuşarak başlayalım hocam. Hocam Adana Demirspor, geçen senenin Adana Demirspor'u değil iki sene. Yok. Yok o kesin. Yani o Adana Demirspor olsa bugün çok farklı görüntüler olurdu. Galatasaray'ın aklı kumarakta o gözüküyor. Saman elevi gibi Galatasaray. iyi yaptığı işler oldular. Oyuna bastılar, Toba bastılar, oyunu durdurdular. Arada hızlandılar filan ama ideal oynamadılar. İki tarafta oynamak istediler. Yani öyle bir sert filan bir maç olmadı. Galatasaray 3-1'i daha bel yapamadı veya 2-0 giremedi devreye. 2-0 giremeyince ikinci yarı Adana Demirspor bundan faydalanamadı. Aslında Galatasaray'da biraz üzerine gitseler daha iyi pozisyonları yakalayabilirlerdi. Çok ağır gittiler Galatasaray'ın üstüne. Evet. Yani Adana Demirspor'un o eski denemi oyunu yok. Yok. Çabuk çıkan bir oyunu yok. E tabi teknik direktör değişikliği filan. Biraz cepten yediler. Şimdi kim gelecek ne yapacak tabi. Yeniden başlayacaklar işe gibi geliyor bana. Biraz bir iki takviye oradaydı. de lazım. Tabi Galatasaray şunu da düşünüyor. Bugün ben oynuyorum. Yarın Fener oynayacak. Ben bu maçı aldığım zaman Fener düşürsün diyor. Tabi. Yani e, Galatasaray Beşiktaş derbisini aradan çıkarttı e, ilk yarıda. Şöyle yani yarınki maçı kim kazanırın kim kazanırının. İlk cevabı Galatasaray kazanır yarın. Sonra kim kazanır onu bilemem. Yani Fener mi kazanır? Beş, ama ilk kazananı Galatasaray oldu. Cumartesi oynayıp da kazandığı için. Evet. Psikolojik baskıdır bu tip başlar. Ne olur ama tabii lig daha yeni başlıyor. Onun için ne desen hikaye. 15. hafta Galatasaray'ın 3-1'lik galibiyetiyle başladı. İç saha maçlarında bak hocam 7'de 7 yaptı Galatasaray. Evet. Ama bir Trabzonspor maçında gol yemedi. Bir de Alanya maçında. Onun dışında Samsun maçında 2 gol. Diğerlerinde birer gol. Hep mutlaka bir gol yiyor. 2-1'lik skorlar da çok sık denk geldi. Bugün de mesela 90 artı 5'te o penaltı pozisyonu olmasa bugün de 2-1 bitiyordu. Tabii en çok sık rahatsızlanan skor. Ateşle oynuyorlar. Şimdi Galatasaray'da şöyle bir şey var. Bu kadar transfer yaptılar. Hakikaten iyi işler de yaptılar transferde biraz. Fakat sol bek olayını halledemediler abicim. Yani hani bir laf var ya mühendislik falan. Geç abi hani o ustalık işi o. Onu, onu nasıl halledemezsin yani. Bir de şey bir yer yani mecbur iyi olacak bir yer orası. Hocam orta sahada bir yer olsa kapatabilirim tabii, ben onu. Veya forveti yok ki orada. Ama sol taraftaki olayı kapatamazsın yapılır. Bugün gene sol taraftaki bir daldı Geçti faydalanamadılar. Aynı öyle goller yediler. Ba Barış Alper Galatasaray'lı taraftarların yüreğini ağzına getirmiştir. Bugün gene bir daldı. Yani Yusuf Yusuf'un karşı karşıya evet. bir pozisyonları var. Barış Alper daldı tek hamle. Evet, evet. Yusuf da şöyle üstüne aldı gitti. Yusuf'tan faydalanamadı. Yusuf'tan faydalanamadılar faydalan ama. Alamadı. Hani tek hamleyi yapıyorsan ya faal yapacaksın ya topu dışarı atacaksın geçildin mi bittin. Ya da adam indirecek, sarı kart diyeceksin. Ya yiyecek. <laughs> Ceza alandaysa penalde yapacaksın o zaman. Ya yani öyle girilmez. Ya yani bir defa oyuncusu hocam. Evet. Galatasaray'da oynayan İkinci bir defa yapma şansı kaldığı. Galatasaray'da oynayan bir oyuncu, bir defans oyuncusu o tarzı bak. E i̇şte o defans, defans oyuncusu, oyuncusu girmez değil. bak. Forvet bile girmez. Defans oyuncusu hiç girmez. Çünkü geçtin mi, yandın ketenel bak. Olmaz öyle bir pozisyon. Barış Alper'den sol bek olmaz ki adam açık. Bilmem. E o zaman nasıl abi bu kadar kadro kurdum diyorsun. Yedeklerin hakikaten etkili adamlar var orta sahada filan. Giren çıkan diyorsun ki deve dişi gibi adamlar. E, e sol bekin dandik. Hocam işte devre arasında konuştuk. Angelinho 20 maç oynarsa zorunlu satın alma opsiyonu devreye girecek. 18 maç oynadı yanılmıyorsam. İşte belki Kopenhag maçında oynatabilir 19. Evet. Oynatmıyorlar. E Can'a demek ki güvenmiyor. İkisi de kenarda. Barış Alper çalım üzerine çalınmıyor oyunda. Ya yani böyle bir garip durum var. Yani Leipzig'e verebilecekler mi? Angelinho'yu veremeyecekler mi? Nasıl olur bilmiyorum ama yani e, Tabii bu yönetimle Barış Alper performansı geldi. Adam ne yapsın? Yönetimle teknik adamın işi tabii bu iş. Hocam ne konuşuyorlar, ne yapıyorlar? Nasıl bir plan yapacaklar? Yani yüzde Allah Allah 71 kez topla buluşmuş ya. Çok yüksek rakam hakikaten. Oraya demek ki 16 mücadeleden 10'unu kazanmış, 6'sını kaybetmiş. İşte orada kaybettin mi mücadeleyi, direkt gol pozisyonu oluyor. Hocam Sıkıntı orada orada. Orada 16'da 14 15 kazanman lazım. Kazanamazsam e, e, bu rakipte yumuşak karın oradan geliyor. Tabii. Tam da Yusuf Sarı'nın bulunduğu bölge. Evet. Yani Uçuşları daha etkili olabilirdi mesela bir şut attı, hakikaten çok iyi bir şut attı falan. Oradan çalıştı ama Galatasaray'ın yumuşak karnı bir oldu. Diğer çok formdaydı. Şimdi bir o görüntüsünden uzaklaşmaya Uçak, başladı milli aradan sonra. Hocam takım olarak uzaklaştılar. Yalnız o değil. Ya, Adana Demirspor'un o bir, bir Adana Demirspor havası vardı, o yok şu yok. anda. Kesinlikle yok. Ha bugün Kevin Rodriguez falan da fark edebilirdi belki ama tekstik yok hocam bu şeyden. Tek fark ediyor abi tabii Çok Bakalım yani oyun getirecek? planı, takımın Bakalım o sağdaki duruşu bile... Sen aldın mı haber? Vallahi biz geçen hafta Murat Başkan'a Kannavaro demiştik. Bu hafta da Kannavaro üzerinden haberler geliyor. Öyle mi? Ee, biraz işte konuşmalar, görüşmeler, para vesaire derken ekip... İtalyana e, döndüler ha? Öyle gibi görünüyor. Herhalde pazartesi, salı günü falan açıklanabilir. İkinci bir pazartesi isim var mı? salı. Bir kibirisiyle bir, bir, daha görüşüyorlar diye bir haber geldi. Şey, yine yabancı. gene bir İtalyan diyorlar. Bir yabancı daha var. Bakalım. Yani şey yabancı da. Başkan yabancı seviyor abi. Başkan yabancı seviyor. Bu İtal ne? İtalya Sol bek katkıları hocam. Nagatomo 17 maçta 1 gol 2 asist. Ömer Bayram'a bakın ya. Ömer Bayram tırnak içinde tukaka edilmişti. 1 gol 10 asist. 2019-2020 sezonundaki e, katkısı. Bunlar sadece lig performansı bu arada. Saratçı 2 asist yapmış. Fanan oldu. 2 gol 2 asist. Dubois 1 gol 1 asist adam sol bek değil. E, Anelinho da 1 asist yapmış. Bu lig performansı tekrar söylüyorum. Ömer Bayram da Galatasaray'ın sol beki diyebiliyor muydu? E diyemiyorduk tabii. Hocam e, bir mi? de o var. Ya hocam orada Şimdi yıllardır şu anda oynattığı Düşün. Öyle o sağ bek kalitesinde bir de sol bek bulsan zaten oho uçarsın. E bu adam neredeyse gidecekti. Sezon başı kampına almamıştı geçen yılın başında. Geçen, evet. Ama adam tıkır 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 oynuyor abi. İki yıldır Galatasaray'ın en iyisi. Aldığı parayı helal ediyor. Kafayı evet. eğiyor. Futbolunu oynuyor. sakat iş yapmıyor. Bize maşallah dediğimiz yanıyor da. Hocam mı? Ne güzel. yok ya bu oyuncu öyle bir oyuncu değil. Hani zaman zaman söylüyoruz işte. Ferdi'den bahsediyoruz mesela. O da bir bek oyuncusu. Öyle oldu daha doğrusu. Hep aynı performansla Hakem'le uğraşmadan faal, faal diyorlar. İkisi bak ikisini de şöyle gözünüzün önüne getirin. İkisi de faal mi? He? Koşarak Şimdi Mustafa sarı kart aldı. Haftaya yok. Ya. Haftaya kaleciden yanarsan ne yaparsın? Sivas Niye sarı aslında. kart alıyorsun? Niye alıyorsun? Konuşmadan alıyorsun bak. Ha ne dedi bilmiyorum tabii. Konuşmadan alıyorsun. Hareketten değil. Konuşma abi biri dedi ki bana yukarıda ama hocam dedi ya kaptan konuşuyor. Kaptanın hakeme itiraz hakkı var diye bir şey yok abi. Kaptanın bir tek işi var. Hakem çağırır kaptanı takıma söylemek istediğini söyler kaptana. Yoksa kaptanın gelip de itiraz etme ben kaptanım itiraz ederim hakkı diye bir şey yok. Yok öyle bir şey. O hala da ters biliniyor. Ya takım kaptanı tabii itiraz edecek. E, hayır edemeyecek. Onun itirazda diğer futbolcularla bir farkı yok. Onun bir tek farkı var. Ben takıma bir şey söyleyeceksem kaptana gel buraya derim ona söylerim. Ya bu, yani bu, da bir şey söylemez mi yani? Tabii ben bağırsın ya da hakaret etsin falan demiyorum da iletişimde e, takım kaptan üzerinden Acaba ne dedi yani. yani sarı kartlık bir şey dedi ki. Tabii itiraz yöntem. etmesinin şeyi yok o ayrı. Onu raporuna yazacaktır çünkü haftaya oynamayacak. Yok. Bir de Sivas deplasmanı. Zor bir deplasman. Zor. Ilginç. Hani bazı futbolcular mesela şunu yapıyorlar. Haftaya maç biraz mesela şey bir maç. Rahat gözüken bir maç. Ee, barajı orada kullanıyor. Kartı görüyor orada kullanıyor. Elbette maç seçiyor.